Selamlar ben Cenk. Burası Şehir Veritim. Ufak bir aradan sonra tekrar podcastlerle beraberiz. Yanımda sevgili Ali var. Ali'cim nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor abi. Senin sormalı. Aa, iyi gidiyor herhalde. Ya, ya da iyi gidecek. Bilmiyorum açıkçası. Açıkçası bu aradan sonra ufak bir ara verdik. Hı hı. Neden ara verdik? Stüdyo işleri. Onlar bunlar vardı. Biraz kişisel hayat aslında. O evet, şekilde evet, diyebiliriz. Evet. Kişisel hayattan dolayı ufak bir ara verildi. Aradan sonra da beraberiz. Aslında biraz kişisel bir şeyler konuşmak istedim. La Resistance. La, la Resistance benim bilmeyenler için. Enstrümantal, bağımsız label'ım. Bu süreçte öğrendiğim şeyleri biraz konuşalım istedim. Hı -hı. Sen de çünkü benzer bir evet. yola girmek üzeresin aslında. O yolu da yolun içerisinde de garip bir dünyaya çıktık. Ya Aslında aynı sorunları yaşıyoruz ama sen label tarafında ben sanat yönetimi tarafında yaşıyorum aynı sorunları. Evet. Biraz ondan bahsedeceğiz bugün. Yani şey ben inanılmaz fazla şey öğrendim. Yanılmaz fazla noktada kafam açıldı. Ee, ben şeyle başlayayım. Sen sanatçı tarafında nelerle karşılaştın? Biraz o taraftan bakalım ee, şimdi elimizde bir kayıt var bu kaydı yayınlayacağız nereden nasıl Aha. gibi yani bir şekilde yayınlanacak ve bir, bir nokta kadar şey zannediyordum ben espotu <laughs> yüklüyoruz aynı gün tarih seçiyoruz hangi zannediyorum hiç alakası yokmuş ee, dağıtım şirketlerine iletiyorsun işte distrokit gibi çeşitli adım şirketlerine iletiyorsun. İşte ondan sonra şey sorunu başlıyor. Hangisini kullanacağım? Çünkü 10 tane falan isim sayılıyor. İşte hmm. forumlar, redditler, şuralar, bular. Hepsinin farklı bir sorunu. Hepsinin farklı bir avantajı. Hepsinin farklı bir dezavantajı var. Çok uğraştırıcı bir süreç. Kesinlikle çok uğraştırıcı ya. Ve çok e, senden, hani hepsinden nereden ne kadar paran geçecek hiç belli değil. Kesinlikle abi bak. Bu label işine sevgili Sam ile girdik. Hı hı. E, benim ortağım ve dostum aynı zamanda. Ve o zaman böyle çok şeydim tamam mı? Çok coşkuluyum böyle. Ve o işin o tarafına daldığın anda şeyi görüyorsun. Öncelikle bir her şey çok karışık. Hı. Amerika tarafında yani Türkiye'den çıkınca. Kapıkuleyi geçince <laughs> bu işler bayağı karmaşık bir hale gelmeye başlıyor. Karmaşık bir hale gelmesinin sebebi de şu. Öncelikle biraz Hidden Fee işi çok fazla var bu dünyada. Evet. Ben küçük bir operasyon yürütmeye çalışıyorum. Enstrümantal bir label bu. Ve asıl olayı şu aslında. Yani bir prodüktör bir enstrümantal albüm hazırlıyor. Ve bir yandan aslında sadece rapçilerle çalışmak değil de kendine ait bir kariyer istiyor. Hı hı. O zaman biz ona bir kariyer yolu çiziyoruz. Aslında tam tabiri kariyer elevation şeklinde. Yükseltilmesi gibi garip bir Türkçesi olabilir ama. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Yapmaya çalışacağız daha doğrusu. Ve bu iki tane şey gerektiriyor. Bir limitless bir hesap gerekiyor bize. Yani sınırsız sanat yükleyebileceğimiz. Hı hı. Ve fiinin sabit kalması gerekiyor bu sanatçılarda. Abi öncelikle korkunç bir sağlıklı tecrübem oldu. Ben ondan bahsetmek istiyorum. Tabii buyurun. SoundCloud'un Repost diye bir özelliği var. SoundCloud Repost'ta biraz böyle şey, e, sanatçı mısınız gelin yardımcı olalım. DistroKid'in SoundCloud versiyonu desek herhalde en kolay böyle açıklanır. Bunun bir de Label versiyonu var. Abi Label versiyonu korkunçtu. Korkunç bir tecrübeydi baştan sona. E, sıkça sorulan sorular kısmı paramparça. Yani sürekli başka şeyler yazıyor, böyle çelişkili şeyler yazıyor, eksik yerler var. Hatta bir kısmı sadece şey için sanatçılar için yani labellar için olan kısım yok. <laughs> Baştan sona korkunç bir olaydı. Neyse dedik, SoundCloud sonuçta bildiğimiz platform. İçeri giriyorsun sana bir form öneriliyor. O form USA'ya göre. EU seçemiyorsun. Hani EU evet. seçemediğin için Non EU'da seçemiyorsun. Senin bir yere şey problemin vardı, anlatmıştın. Vergi numaran bir şey mi Evet, evet falan. Evet. Evet. Dünya yani arıyorsun tamam mı şimdi diyorsun ki ya lan, bu burada istedikleri şey ne? Hı -hı. Mail atıyorsun kimse maillerine dönmüyor abi. Hı -hı. Doğru düzgün bir mail iletişimin yok ama işte şey çok sıkıntıydı bir label olarak. Ya benden ne gidecek abi? Hı hı. Ben ne alacağım ya da. Şimdi ben ne alacağım da da Türkiye'de başka bir problem oluyor bu arada. Yurt dışında. Hı hı. Şimdi senin o yurt dışında ha. o parayı nasıl alacağım? Yani evet. şimdi ülkemizde PayPal ya da PayPal. Yani nasıl söylemek istiyorsa Kullanılmadığı için ya işte zıplata zıplata alıyorsun o parayı döndüre döndüre alıyorsun ya da bir şekilde aracıyla alıyorsun. Hı hı. Çok fazla kesinti oluyor o zaman. Evet. Çok fazla kesinti olduğu zaman da küçük bir operasyon bu zaten. Yani bin, yani 100 bin dolarla oynamıyorum mesela. Küçük bir operasyon olduğu için şey oluyorsun. Yani abi ne kazanacağım da ne alacağım. Evet. Bu sefer yani bunu daha negatif bir şekilde sormaya başlıyorsun. Ya bu ne alacağız biz? Nasıl iş? Distrokit mesela. Abi şu kadar sanatçıya kadar şöyle bir şey var. Bu kadar sanatçıya kadar böyle bir şey var. Bütün süreç korkunçtu. Ee, ne kadar oldu? Yani 8 ay falan oldu. The Resistance fikri ortaya çıkalı. Hı hı. Ben bunun 5. ayında falan dedim ki abi olmuyor bu iş. Çünkü yani daha doğru yel. Yani işte Sanko'da bir şey yolladık. Reddedildi. Hı hı. İki ay falan geçti o sırada vardı. arada. İki ay geçti yani. Sağlıklı iletişim kuramıyorsun dediğim gibi. Dedim ki okey ya bu iş olmuyor herhalde. Hani ben işte ortağımın da ortaya koyduğu bir para vardı. Dedim ki okey yani ben bunu kendi cebimden karşılayayım bir şekilde. Ve bu iş şey olsun. Kapansın. Yani, Kapansın bitsin gitsin dedim. Hı hı. Daha sonra dijital dağıtımı duydun mu daha önce hiç? İsim olarak duydum ama araştırdım. Yani bazı sanatçıların Spotify taglerinde gördüğüm için Spotify Hı -hı. kataloglarında e, bilgi kısmında gördüğüm için bildiğim bir yerde. Tamamıyla hani bu label meselesinden ayrı. Ya bunlar ne yapıyor falan diye girdim. Ve işte orada bir şey oldu, şey gördüm. Yenileniyoruz abi. Aa dedim ya aynısı Hip Hop Life'da da vardı. Demek ki operasyon kapandı herhalde. Kısa bir süre sonra da şey gördüm. Ya tekrar açılmışlar ve şu an DistroKid gibi Hı -hı. bir şeye dönüşmüşler aslında böyle basitçe Hı -hı. özetleyebilirim. Yalnız şöyle bir güzel tar tarafı var. Abi Türkiye'de. Yani Türkiye olması inanılmaz net bir şey yani küçük bir çapta oper ediyorsan her şeyi. Okey ya sanatçı olarak da olabiliyorsun. İlla label olmana gerek yok. Aa. Ayrıca ya her şey çok net yazmışlar tamam mı? Yani gerçekten her şey çok belli. Mesela şey, şey belli yani. Sınırsız sanatçı yükleme. Hı hı. Producer paketi. sınırsız sanatçı yükleyebiliyorsun. Bu mesela bazı <laughs> distribütör sitelerinde şey var. 7. tıkta falan küçücük 11 puntoyla yazmışlar böyle. Yalnız şey 50 sanatçıya kadar e, evet, oralar korkunç. Hem label için hem tek sanatçı için de çok korkunç. Böyle işte 20 dolara yüklersin ama işte şuraya geçerse 10 dolar alırım. Eğer hakları full satın almak istiyorsan 80 dolar verirsin falan gibi hani abi, şarkı yüklemeden 2000'lik olduk. Bu SoundCloud öyle işte. SoundCloud'da <laughs> evet. şöyle abi önce şey diyor ya bu biz sadece %30 alıyoruz diyor. Hı hı. Sonra şey oluyor işte ama şu kadar sanatçı varsa o zaman şöyle böleriz. Hı hı. Ee, ne yazıyordu? Bir yerde %35 alıyorlar. Bir yerde %15 alıyorlar. Ana sayfalarına %15 alıyorlar. <laughs> yani Baya Türk esnaf çiriyi. Hani, Aa %15 mi alıyorlarmış? Diye giriyorsun %30'luk olup çıkıyorsun. Ee, ama en önemlisi daha abi dijital dağıtımla hani, okey abi kullanalım dediğim nokta. Türk bir şirket ya. Hani yani. Türk, Türk bir şirkette en kötü şu var yani abi ben paramı Türkiye içerisinden alıyorum. İşin içine bürokrasi girdiği zaman daha farklı şeyler var. Sen o para yurt dışından getirdi ama şirket olduğun için evet. bunu hani söylüyorsun başka bürokratik şeyler başlıyor o noktada. O ürkütücü bir şey aslında. Biraz mesafeli durulan bir şey bence. Yani durulması gereken bir şey en azından. Türk bir platform olduğunda ki şeyden bahsetmiştik Distrokid'e mail atıyorsun dönmüyor. Evet. Hani çok bir de bu sorunu yaşayan az buz da değil abi full onlarla dolu yani. Abi Distrokid biraz şey zaten yani abi biraz streamlendi hani iyisin de çok streamlenmiyorsan görüşürüz. falan Evet abi, e, çünkü şey diyor işte ben bağımsız sanatçıyım diyor adam. Şöyle şöyle bir sorun yaşadım Distrokid'e mail attım dönmediler hı hı. altına şey yazıyor abi işte label olsan onlar hemen onlar hemen dönüyorlar. Hı hı. E, label mı kur? Yani... Yani, label'dan da çılgın para istiyor yani. Evet çılgın... yani o kadar para para dön zaten mailim abi. Distrokit dedi galiba. Yok pardon başka bir platformda Hı -hı. ismini şu an hatırlayamıyorum. Aşırı dandik tamam. Şey Hı -hı. var böyle label işte lifetime işte pardon yıllık şu kadar Hı -hı. E, işte sınırsız sanatçı. Tıklıyorsun abi böyle aşağı iniyorsun. Bakıyorsun yani ne var ne Hı -hı. falan diye. Sınırsız sanatçının yanında yıldız koymuşlar. Aşağı iniyorsun şöyle böyle, 50 sanatçıya kadar. <laughs> bu arada ya bizim bu operasyonu seçer, yani operasyonu dijital dağıtımı seçerken ikinci kriterimiz, birincisi Türkiye temelli olması önemli bir kriterdi. İkincisi de limitless sanatçı hı hı. yani sınırsız sanatçı kataloğu olmalı ve fix bir royalty hı hı. olmalı. Yani aldıkları pay belli olmalı ki biz küçük çapta oper ettiğimiz için şeyi bilelim yani bize yarın bir gün sürpriz bir şey çıkmayacak. Hı, bütün mantıklı. ama bütün bütün dijital dünyada dijital tarafta. Dijital müzik tarafında özür dilerim. Bu var abi. Bir yerlere baktığın anda böyle hidden fee'ler yağmaya başlıyor üzerine. Yani. Yalnız işte size kapak alternatifi de sunarız ama bir 5 dolar da usta. Yani şey statlara bakmak için do, fee isteyen şey var. Yani, hizmet var tabii tabii. Oha da hocam. 10 yani tane var dedim ya. 10 tanenin şu sorun var bu sorun var diyorsun. 11'ci iniyorsun. Bu, oralarda bunlar başlıyor. Yani <laughs> statları normalde göstermiyorum ama Hı. Ekstra premium paketi alırsan statları gösteriyorum. Haftalık, günlük falan gibi şeyler geliyor. Ya bunun yanında şey var ya mesela. Abi statları göreceksin, parayı ödüyorsun. Açılmadı mesela. <laughs> maile attın, maile dönecekler. Hı -hı. Ve ilk mailde mutlaka şey olacak. Peki sorunuz tam olarak nasıl? <laughs> gibi bir durum var. Abi bir ee, de sorunlar hakkında, pardon sözünü kesiyorum. Şey sorunlar hakkında işte yani o kadar çeşitli sorunlar. İşte kapağım farklı yüklendi, kapağım kabul edilmedi. İşte şarkının içinde şiddet geçiyor diye kabul etmeyen distribution sistem var. Şaka Kompay değil bu. Şey yani. Ya. ya Reddit'te yazıyor abi adam böyle böyle sorun yaşadım diyor. Şey var. Işte <laughs> şu... peki nasıl bir içerik var şarkıda acaba? Hani... Ya sadece gitar cover yükleyebiliyorsun gibi bir şey herhalde distribution Hayır yani. şey yani yaşlı babaannemin 3 <laughs> aylığına el koydum ve onu dövdüm şekli bir söz mü var şarkıda? Evet, bilmiyorum. Yani bu ben. kadar kritiklenecek ya. <laughs> Onu anlamadım. Nasıl yani şarkı? Evet. Ya bir gün şey gelin. Hiç ee... Türkçe rap dinlemiyor mu bu herif? <laughs> <laughs> Reddit'te hip hop producers Producers mı? Aynen aynen. Evet, Müzik yani. distribution başlıkları falan Onları gezin bir iki saat falan gezin çok eğlenceli şeyler göreceksiniz. Bence eğlenceli şeyler görmeyeceksiniz. En azından ya şöyle olabilir ben işini o acı çeken tarafına geçtiğim evet, için evet. ki ya yani şey enteresan abi çok fazla insan bağımsız yol yürümeye çalışıyor hı hı. ve bu dünyada kayboluyorlar. Ya benim bu podcast çekerken motivasyonlarımdan biri bu aslında. Yani oğlum. Ben 8 yaşından beri bilgisayar kullanıyorum. Hı hı. İngilizcem var, Almancam var, Türkçem var umarım. Ve kayboldum ya. Ya o bilgi denizinde kayboluyorsun. çünkü. Gerçekten anlamıyorsun, Türkiye'de karşılığını bilmiyorsun ve Türkiye şey deriz ya. Abi bürokratik olarak biraz biraz şey yapıyorlar. Avrupa daha kötüdür ya. Abi yok müzik dünyası en kötüsü bence. Yani daha sonra ya, yabancı müzik dünyası. Hı -hı. Çünkü şöyle bir sıkıntı başlıyor. Açık sözlü değiller Hı -hı. kesinlikle. Hı -hı. Ve Türkiye'de neyin nerede yapacağını biliyorsun. Bir şirket mi kurmak istiyorsun? Şuraya git, şu belgeleri al, İşte... Son 6 ay içerisinde çekilmiş 12 tane vesikalık. Gibi 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 bir durum var. Abi ya o SoundCloud tecrübesi korkunçtu benim için mesela. Bakıyoruz, anlamıyoruz, mail atıyorsun. Mailde de derdini anlatamıyorsun çünkü ortada iki farklı terim dünyası var. Biz dijital dağıtımla hani okeyleştik. Okay, tamam abi dijital dağıtım kullanalım. Panele eriştik tamam mı? Dünyanın böyle en basic paneli ve o basiclik yani şöyle bir basiclikten bahsediyorum. Abi şunlar 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 ve her şey Türkçe. Basiclikten kastım bu. Ve bu Türkçe olması bir yerde şeyi fark ettiriyor. Ulan bizim ana dil de aslında. <laughs> yani, hani benim ufaktan öyle bir yani çünkü müzik dünyasında şey var abi. Oradaki bir terim kafa karışıklığı mesela. Ben mesela şeye çok takılmıştım. YouTube'a dümdüz şarkı yüklemek YouTube ID almanın bana ne avantajı var? Farkı ne? <laughs> Ve hani hiçbir müzik dağıtım şeyi yabancı hani açıklamıyor abi sana. Hani YouTube'a mesela şey var. Nereye yüklediğini atıyor ya işte Spotify, Apple Music. Uh -huh. İşte YouTube var. İşte YouTube ID alıyor mu? Bilmiyorsun ki. Evet. Yani tıklıyorsun size çıkmıyor falan. Abi yani. işte o konuda şey gibi olması gerekiyor bana kalırsa. Abi ben böyle bir sıkıntım olduğunda bir servisle çalışıyorsam uh -huh. abi mail atmam lazım ya da evet. ulaşabiliyor olmam lazım. Çirkinliğe... <laughs> Bu komik bir sebep aslında. Benim Türkiye temelli bir şekilde çalışma isteğim şeydi. Oğlum baktık hiç olmuyor atlar gideriz ya İstanbul'a. Ataşehir'e gidersin İstanbul abi vardır yeri değil. Yani Ataşehir kodladık diye mi hocam? Yok İstanbul'da her şeyin merkezi Aynen. Ataşehir oluyor diye. Abi bir şey enteresandı bu arada. Daha önce bir defa release yükledim ben Spotify'a. SoundCloud'da yüklediğim şarkılardan bir tanesini çok seviyordum. Dedim olsun şuradalar. Oğlum ya o kadar fazla yorucu ki. Yani şey yorucu. Terim olayı hakikaten. Ya yabancı dildeki terim olayı hakikaten şey ya. Biz ne diyor <laughs> yani, Ya Doğu Demirkoğlu'nun skecindeki şey var ya hani. Daha kolay anlaşabiliriz bunun bir yolu var. <laughs> yani. Yani i̇kimiz de aynı noktaya gelebiliriz. Çünkü translate işe yaramıyor. Çünkü mesela şirket olarak düşün. Aha. Orta ölçekli bir müzik şirketi olarak düşün mesela. Oğlum tek bir terim hatasından mesela iki ay geç release sen mesela. Ama kötü bir şirketmişsinler. demek ki. <laughs> Kimse İngilizce <bilmiyormuş. gülüyor> Ya Ama örneğimi anladın değil mi? Evet. Tamam, de. Bunun mesela sanatçı tarafı daha korkunçtur mesela. Çünkü en azından bende mesela Semih var. Yani. Arıyorum. Hı -hı. Yani abi, sence şu ne demek? Falan yapabilirsin en kötü. Sanatçı olarak daha korkunç. O konuda bence mailleşebilmek plus ana dilinde mailleşebilmek evet. bence büyük bir avantaj. Bir de şey, yurt dışında şimdi DMC olayları falan da giriyor ya işin içine. Hı -hı. Her türlü hukuki bir terim karşısına çıkıyor ya da orada onu orada onu bağlanıyor falan filan. Hı -hı. Türkçe'de öyle bir derdimiz yok abi. Yine DMC'yi bağlıyor bize evet eyvallah Hı -hı. ama okey çözersin. Abi asıl mesela şey garipti. Biz bu operasyona başladık. Hı -hı. İşin business tarafı o kadar karmaşık. Hı -hı. Ya oğlum, gerçekten galiba 8 ay oldu. ilk biz oturduk Semih'le konu konuştuk falan. 8 ay oldu. Elimizde 4 tane iş var işte. Hı -hı. Ee, hani okeylenmiş. Okay, len, daha submission form açamadık. Çünkü o dünya o kaotik dünya. Hı -hı. daha yeni yani 2 3 gün önce falan gerçekten şey olduk. ama bu okey. Biz okeyiz şu an. E çünkü burada süreç çok hızlanıyor bir anda. Çünkü kendi nasıl diyeyim? E, ya şöyle desem herhalde en, en doğrusu bu şekilde olur. Bir ortaklık aslında. Hı hı. İki Türk'ün birbiriyle kurduğu şey biraz ortaklık gibi oluyor. Öbür tarafta kendini çok müşteri gibi hissediyorsun. Biz evet. en azından dijital dağıtımda biraz daha şey gibi olduk. Okey abi en kötü, ya baktık batırdık, mail atarız. Yani hoca bizim release şöyle olmuş. Bu şekilde mail atmayalım bence ama yani atarsak eğer mesela böyle bir şey olması, imkan olması süreci de hızlandırıyor. Ki bunu aynı aynı şeyi sanatçılarla da yap yapıyorlar. Üç tane paketleri var galiba istedde. Producer Label sanatçı olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Artistin ismini, sanatçının ismini yanlış hatırlayamıyorum ya, sanatçı paketinin. Ama ben açıkçası kendi adıma şey gibi oldum. Bir süreci inanılmaz hızlandıran bir şey oldu bizim anımızda. Çünkü az önce bahsettiğim o şey. O baktık olmadı. Sorarız. Gider sorarız. Yani. Mental olarak o rahatlamaya gelince işler de hızlanmaya başlıyor bir yerde. Sanatçı olarak peki yani bir sanatçı tarafından. <laughs> sanatçı tarafında şey oluyor mu? Ulan bu nereye geldik? Ya orada biraz şey oluyor. Sorunlardan sorun seçiyorsun. Hani muhtemel sorunlardan. <laughs> işte yani? İşte atıyorum şarkımı ben bir yıl sonra başka bir dağıtım bir hizmetini almak istiyorum dediğinde 80 dolar vermeyi mi seçeceğim? Yoksa işte kapağa çok strik kurallar koyan ve işte belli kapakları kabul etmeyen bir hizmet mi seçeceğim? Yoksa statları göremediğim hizmet mi seçeceğim gibi sorun seçiyorsun ve hangisi daha az ihtiyacın varsa onu seçiyorsun aslında. Ya da maillerime dönmeyecek bir platformu seçiyorum acaba? Ya hocam? hiç ya, ben size şey kabul ediyorum. Hiçbir dönmez abi muhtemelen falan gibi. Umarım soru yaşamayız noktasına geldim. <laughs> Yaşarsak da bilmiyorum. Bir yandan da şey var bu arada. Ee, Türk lirası üzerinden çalışıyor dijital dağıtım. <laughs> <laughs> mesela şehir verit Şehir veritim mi? <laughs> şehir beni andı. La Resistance için mesela <laughs> ömrünü, label'ın ömrünü otomatik olarak 6 ay uzattı onun minimum. Çünkü dolarla harcama yapmakla, lirayla <laughs> harcama yapmak arasında çok büyük bir fark. Tabii. Ya çünkü şey, şarkı yüklemek 10 dolar ya orada. Evet. Okey abi 10 dolar verilir diyorsun. <laughs> Burada Sonra 200 lira, diyorsun lira oluyor. ki New Orleans'ta yaşamıyorum abi. Evet. 10 dolar çok büyük para. Geçen mesela label için bir şeyler alacaktım. Hmm. Dijital tarafta. Şöyle şey oldum Aa, 2 dolar 2 dolar bayağı para ediyor abi. <laughs> neyse kalsın falan gibi. Bir noktaya geldim. Ama mesela dijital dağıtım üzerinden, burada dijital virgül dağıtım <laughs> üzerinden çalışmanın gergin tarafı bence iletişim. Ben bunu düşündüğümde yani en azından bunu buldum. Bizim mesela diğer platformlardan iten şey de bu olabilir mesela. Çünkü <laughs> işin iletişimi abi. Yani bir şey yanlış yaparsan bunu çözebileceğin yöntem iletişim kanalları. <laughs> Onların, onlar da kendini rahat edeme rahat hissedememek insanı bence durduruyordur. Ya yani ben mesela distrokidde hep şey oldum. Yani en en bilinen o ya. Yani. Hı. en bilinen evet. ve en ucuz o. Ve bir şey oluyorsun yani. Yine de. maillere dönmüyorlarmış deyince ufak bir afakanlar basmaya abi başlıyor. Abi şey yani. yaşayan var ya hani şarkılarını mı şarkılarımı orada bıraktım artık kontrol bende değil. Yani başka bir hizmet taşımaya çalışıyor şarkılarını. Hı -hı. Taşırken bir sıkıntı oluyor. Hı -hı. Ee, kullandığı hizmet maillere cevap vermiyor. Adam diyor ki okey şarkıları orada bıraktım abi artık. Hani onların kontrolünde isterlerse bir serverler Gerçekten serinde böyle gider. Oluyor, bu arada? Evet bunu yaşayan insanlar var. Reddit'te görmüştüm ben de. Distrokit üzerinde. Distrokit değildi galiba işte 11. servis falan olabilir. <laughs> Ama yani mesela hadi sanatçı olarak bırakırsın abi küçük çaplı sanatçı bir olarak. Bir tane şey var çok özür dilerim sözünü kestim. Indify galiba. Bir ismini tam hatırlamıyorum. Duydum galiba. İnanılmaz bedava. Ha. Yani şey böyle. Aa evet hatırladım. Tamam evet. evet. Abi o mesela DistroKit alt yapısını kullanıyormuş. Çok güldüm. Oha. Parayı nereden? Proxy. Ha. proxy Anladım. bir şekilde çalışıyormuş. Reddit'te şeyi vardı. İfşa. Hı -hı. denir. Hı -hı o vardı. Bir de müzik dünyasının tabii o tarafına girmek de çok enteresan. Böyle şey dolandırıcı şirketler, dolandırıcı <laughs> şirketleri dolandırıyor. Olan kullanıcı oluyor şeklinde enteresan bir taraf da var. Evet. Abi bir şey çok komik bu arada. Label dediği anda insanların aklına şey geliyor çok büyük bir şey. Hmm. Müzik yani. label'ı. İşte sen Ankara gel mi ben işte La Resistance kartını <laughs> falan şey yapmıştım. Annem <laughs> hani bayağı. Abi Label herhalde abi. meybeklere binecek bu adamlar falan gibi bir şey oluyor <laughs> bir yandan. İlla o büyüklükte bir şey olmasına gerek yok abi. Ben The Resistance'ı kurarken şey gibi düşündüm. Ya ben şunları dinlemeyi seviyorum. Hı hı. Seviyorum yani o, o tarz müzik dinlemeyi. E tamam abi o zaman yok yani bu benim dinlemek istediğim tarz. Çok az labelda var. Tam bir tanesini de ben kurayım. Küçük bir operasyon zaten. Şıkla başladı 8 aydır. <laughs> koşturmacalarla sürdü ve bitti. Yani sonuçta burada konuşabiliyoruz artık bunu. Evet. Ama bu operasyon başında benim saçım vardı. Benim <laughs> bir şakam var. Bu şakayı da 67. kez falan güzel, yapıyor. Güzel yazılmış şaka. Tabii tabii. Yazılmış ve aşırı kullanılmış bir şaka bu. Yani hala da inatla kullanacağım ihtimalle. Okay. Peki gerçekten merak ettiğim bir şey. Bu sanatçı yönetimi noktasında <laughs> mail trafiği vesaire işte ulaşamama gibi gibi durumlarda sen ne yaptın? Bana, şimdi bana gelmedin. Abi benden işte şarkı yükleme. Şu an ben seçim aşamasındayım. Aha. Ve şu an şey düşünüyorum. Hangisini? Hangisine bir 200 lira vereyim? 10 dolar Yani 20 <laughs> dolar mı vereyim? Ben yani ne bileyim işte. YouTube ID için ekstra 2,5 dolar mı vereyim? Oha öyle bir şey mi var? Ben şu an baya YouTube'da şey araştırıyorum. işte şarkı yayınlama, distribution, hangi hizmet falan tarzı 10 tane video izlemeci. Çok, çok öyle. Yani Çektiğin acıyı anlıyorum ya. O çektiğin acıyı anlıyor olmak Hı -hı. daha da üzüyor beni. Ya bana. bir de sıkıntı şurada bu. Yani benim yaşadığım sıkıntı. Tırnak içine söylüyorum menajer olarak. Ee, hadi kendi şarkım olsa beklerim tamam mı yani bir ay sonra çözerim ben bunu işte, ne bileyim sağa sola sorarım çözerim. Ama adam diyor ki abi şarkı hani iki hafta sonra çıkalım ya benim hmm. kafamdaki tarih o diyor. Hmm. Ve mesela şey de var e, yükleme süreleri var ya abi hmm. istediğin tarihte istediğin saatte yüklenmesi için 15 gün önceden bildirmen gereken hizmetler var. DistroKid'de de mesela seçemediğin hizmetler var. Sen atıyorsun kafasına göre bir hafta sonra da olur bir gün sonra da olur yükleyen hizmetler var mesela. Ee, adam diyor ki e, 15 gün sonra şunda çıksın diyor mesela. Aha. Adam artık şey soruyorsun abi hangileri sabit hani tarih kesin olsun istiyor musun? Evet işte ne bileyim sonra bunları taşır mıyız? Hayır. O zaman şunu seçeriz falan gibi hani böyle hizmetleri prosen kons listesi yapıyorsun. Hı hı. Ben şu an o aşamadayım. Hani sanatçıma şey söylüyorum abi şunu ister misin? Bak ona göre şunu seçebiliriz. Hı hı. Ama cebinden şu çıkar falan tarzı şeyler konuşuyoruz şu an. Abi dünyanın en karmaşık dünyası. Hı hı. Ben en azından bu karmaşanın içerisinde kararı verdim. Hayırlısı olsun. Gayet okeyiz şu anda. Hı -hı. Benim adım, benim verdiğim kararlar ekseninde gayet okeyiz. Umarım bu bu podcast birilerinin de içindeki fikri okayletir ya da bir kaynakça olabilir. En azından ben böyle kendimce okay olduğum ve abi evet ya bunları konuşalım dediğim noktaları konuştum. Senin Hı -hı. de biraz kaygılarını Evet dinledik. Ben, ben gelip sana danıştım. Abi işte böyle hangisini atalım falan filan diye. Aha. Sen ki abi işte. Yani ben i̇şte de... dedim ama ben çık tatlanmaz mı böyle? Abi evet. işte. <gülüyor> <gülüyor> o anda monitör açıyor böyle. Yani sen, şey, laptop sen, açıyor. Sen böyle. de inanılmaz bir şey. Abi SoundCloud ben de işte label için baktım. SoundCloud şöyle bir rent başladı. Evet evet. Ben ya bir süredir zaten böyle dolaşıyorum. <laughs> ya SoundCloud açıldığı zaman bende kaşıntı başlıyor. Ulan bizim forum nerede kaldı falan gibi bir gerginlik başlıyor. Her neyse. Şimdi buradan sonra büyük ihtimal dinleyeceğiniz bir sonraki podcast stream dünyasının tarihçesi olacak. Sanırım tek part olur. Yani iki parta bölmem gibi geliyor benim adıma. Ama bakacağız tabii ki. Göreceğiz neler olacak, neler bitecek. Şehir veritim adına... <laughs> yeni bir dönem deyince kendimi komik hissediyorum bu arada. Bomba gibi geliyorum gibi bir durum oluyor. Ama yok yeni bir dönem. Çok pozitif miyim? Yani çok heyecanlı değilim artık. Bir şeyler için heyecanlı olacak halim kalmadı galiba. Bilmiyorum. Sende var mı heyecan? Yeni şevere. Şevere dönmesi yaptıracaksın. Evet. Yakında. <laughs> ee, ya heyecan değil. Genel olarak şeyim böyle beklenti içerisindeyim. Hem kendim hem şevere açısından. Hani bir şeyler yapalım. Daha çok şey yapalım. Çıkaralım. Beklentisindeyim şu anda. Umarım belki saklık olmaz. Umarım. Kendinize cici bakıyorsunuz. Dikkat ediyorsunuz. Bir sonraki podcastte, Podcastlerde görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.